Gençler merhaba. Sürpriz dediğim kitap buydu. Ben de bayağıdır kaynaklarıma bakmıyordum. Bu konu tekrarlı kitaptan. Mesela bugün IQ'nun birinci sorularını çözeceğim. Ve bu şekilde yarın işte Mat 1'in birinci soruları ve işte Mat 2'nin birinci soruları şeklinde gidecek. Yani bunu olabildiğince sınava yaklaştıkça arttıracağım ama eksik konularınızı da biliyorum. Onları da bir şekilde tamamlamaya çalışacağız. Başlayalım. Bu kitaptan hani bu ekstra videoları bu kitaptan yapacağız. Diğer soru bankasından devam edeceğiz soruları çözmeye. Evet. Hatırlayalım. Bizim bu IQ'da yaptığımız videolardan bir tanesiydi. Neye dikkat edecektik bu tarz sorularda? Son biten harflere bakacaktık. Mesela A var. A var. K var. K var. Demek ki diyeceğiz ki aynı olanlar mesela 3 var. 3 var. 4 var. 4 var. Şu farklı olan şu akın olacaktı hatırlarsanız. Bakın tek başka bir şey bakın tek bilgiyle bulduk. Ha başka mesela K, hani ikisi de aynı olan mutlaka vardır mesela. Demek ki şunlardan bir tanesi kara ya da kınaymış mesela. Bu şekilde çözecektik hatırlarsanız. Evet. Devam edelim. Yol var, koy var, yay var. Başlangıçtaki şu ikisi aynı olanlara bakalım ya da şu arka arkaya ikisi aynı olanlara bakalım. Mesela şu Y'lere bakalım mesela. Şu ikisi aynı olan var mı? Bunda yok, bunda yok. Bunda üçü de aynı olmaz. Bakın şuna bakalım. Evet. Denizli'ye bir bakalım. Yani inceleyelim. Bakın Y eğer bu olsa, çünkü son ikisi biten üçgen, içi bu dolu üçgen. Bakın şu ikisi aynı. Bu da aynı. Evet. Ne diyoruz? Denizli diyeceğiz. Evet, bizim yine sayılardan attığımız bir video soru tarzıydı. Ne yapacaktık? 2'ye kaç eklersek 7 yapar? Burası 5. Yani 17 yapamayacağına göre L'yi çıkartma işlemiymiş bu arada. Ya çıkartma işlemi olsa da yine 5 olacak. Pardon, ben çıkartma işlemi olsa da yine 5 olacak L. Burası 5. Buradan elde aldım. Yani buradan buraya bir tane verdim 4. 4'ten kaç çıkarsa 1 kalır. 3. 3. Bakın. Bir deneyelim isterseniz. 352'den 35'i çıkartırsam 12'den 5 çıktı 7. 4'ten 3 çıktı 1. Bakın burası da kaçmış 3. 317'yi bulduk. K'yı 3, L'yi de 5 bulduk. Toplarsak kaç yapacakmış? 8. Devam edelim. Yani yani buradaki her testlerin birinci sorusunu ilerleyen zamanlarda 2, 3, 4 diye gidecek. Peki bunları bir toplayalım. Bakın B, yani nasıl yapacağız? 2 tane B var. 20 tane B var. Hemen hatırlarsanız şöyle yapıyorduk. Burası 10A artı B diye yazacaktım bunu. 10A artı B. Bunu 10B artı A şeklinde yazacaktım. Bu 10A artı A. Bu da 10B artı B. Peki toplayacak olursak bunların hepsini. 11, 12, 21A var. 21 tane de B var. 154 yapmış. Bu 21 parantezine alacak olursam bunu A artı B 154 yapar. Doğru topladık mı? Evet. 21 değildi sanki 22 gibi geldi bana. 22. Yanlış topladım herhalde. Bir daha bakalım. 11, 12, 22. Evet 22. A artı B kaç çıkar buradan? 7. Çünkü 154 yapması lazım. Peki bunu yine nasıl yazalım şurayı? Şöyle. 10B artı A eksi 10A artı B. 10A artı B. Çıkartırsak bundan 9 parantezinde B eksi A gelir. O da neye eşitmiş? 9'a. Yani B eksi A'yı da bulduk. 1'e eşitmiş. Alt altı toplarsak 2B 8. B 4. B'ye 4 verirsem A'sı 3. Bununla bunu çarparsam da kaç yapar? 12 yapar.
Evet, nasıl yapacaktık yine? Şimdi burada B'den A çıktığında 8, hani burada sayıları tahmin etmek zor olduğu için ben çözümleyerek yapmayı önermiştim hatırlarsanız. Ya da 4'ten 2 çıkmış, elde kalmamış şeklinde. Ya da C'den C'ye çıktığında 9 kalıyorsa demek ki elde almışız gibi. Ya da A'dan B'ye çıktığında nasıl yapalım? Yani çözümleyerek de yapabiliyoruz. Diğer farklı şekilde de çözümlemeyi tercih edelim. Yani diyelim ki bu 4000 artı 100A artı 10C artı B. Yani şunu çözümledik. Birler basamağında olduğu için 1'le, onlar basamağında olduğu için 10'la, yüzler basamağında olduğu için 100'le, binler basamağında olduğu için 4'le çarptım. Aynı şeyi bunun için de yapalım. 2000 100B artı 10C artı A. Şimdi bundan bunu çıkartacak olursak ne olacakmış? 2000. Bakın şundan şu çıkarsa 99A eksi 99B. Şunu eksi yapalım. Eksi 99B. C'ler gitti. Bakın bu neye eşit olacakmış? 2E 98'e. Şimdi şunu da çözümleyebiliriz aslında ama şuradan sonuç 8'li gelecek bir şeye ihtiyacım var. Yani 2000 bir şey yapacak ya mesela. Şöyle düşünün. 2000 99 parantezinde A eksi B 2000 artı E 98. Şimdi bunlar giderse en son şöyle kalır. 99 parantezinde A eksi B E 98. Şimdi 9'un hangi katı? Yani 99'u bir şeye çarpacağım ya mesela. 99 çarpı 1 gibi. 99 çarpı 2 gibi bir şey olacak. Ya da 3 gibi, 4 gibi neyse. Sonu 8'de bitecek. Bakın şöyle yapabilirim. 2 kere 9 18. 2 kere 9 18 198. Yani buradanın 198 çıkması için E'nin kaç olması lazım diyeceğim. 1. Dediğim gibi yani yine sayı vererek de yapabilirsiniz. Ama onda da şöyle bir şey var. Bundan bu çıktığında 9 kalıyorsa demek ki buradan elde almışım. Şimdi A'yı işte A'ya 1 verince elde almak için ne yapmak lazım? Orada deneme yöntemi var. Ama yine de siz bilirsiniz hangisi daha mantıklı geliyorsa. Peki işlemler yine bizim işlemler videomuzda vardı. Orada çok çözmüştük bu tarz soru. Benden 5, şuna yıldız diyeyim. Ben 5 yıldız 2. Yani A gördüğüm yere 5 yazacağım. B gördüğüm yere 2 yazacağım. Bakın A yıldız B neye eşitmiş? A B 7 fazlasına. Buradan da A B A çarpı B olacakmış. Ben yıldızda ama A gördüğüm yere 5, B gördüğüm yere 2 yazıyorum. Buraya 5, buraya 2 yazıyorum. Buraya 5, buraya 2 yazıyorum. Bakın burası kaç çıkıyor? 10. Burası 10 sayı, 7 fazlası ne yapar? 17 yapar. Peki yine az önceki soru mantığının aynısı. Yıldızda 3'e 4 yazacakmışım. Ben buraya 3, buraya 4 yazarsam burası 3, burası 4 olur. Bakın buraya 3, buraya 4 yazacakmışım. Şunu bir yazalım. A üçgen. B 2A eksi B'ymiş. A gördüğüm yere 3, B gördüğüm yere 4 yazacağım. Yani 2 katı kaç yapar? 6 eksi 4'ten kaç gelecek? 2. Bakın şurası neymiş? 2. 5 fazlası kaç yapar? 7. Devam edelim işlemlerden. Üçgende 3'e x yazacağım. Yani önce x, şimdi şunu bir yazayım. A üçgen B neymiş? 2A artı B'ymiş. Önce buraya 3 ve x'i yazalım. Ben buraya 3, buraya x yazarsam ne yapar? 6 artı x yapacakmış. Bu kime eşitmiş? 4'e 2'ye. Ben buraya 4, buraya 2. Yani bu sefer 4'e 2 yazacağım. 8 artı 2'den kaç yapar? 10. Bakın x kaç çıktı? 4. Evet, devam edelim yine. Şimdi a kare kalp b küp şuna eşitmiş. Yazalım yine biz. A kare kalp b küp a artı b kare eşitmiş. Burada da a daire b de a kare eksi b kareymiş. Şimdi 16, şimdi pozitif düşünelim burayı. Yani 4 gibi düşünün. Mesela eksi 4'ün karesi de yapar ama a gördüğüm yere ilk önce 4 yazayım. A gördüğüm yere 4 yazarsam ne yapar? Burası 16 yapar. 64 yapması için buraya da 4, buraya 4 veriyorum. Burası da 16 yapıyor. Yani şurası kaç yaptı? 20. Buraya 5, buraya 4 yazarsam 25 eksi 16'dan burası da 9.
Bakın toplarsam kaç yaptı? 29. Evet, aynı tarz bir soru. 5A, yani şu yıldızda buranın 30 olması için A'ya kaç vermem gerekiyor? 6. Onu yazalım aslında. 5A yıldız 7B eşittir A kare eksi B. Ben burasının 30 olması için A'ya kaç vermem lazım? 6. B'ye kaç vermem lazım? 7. Yani 6'nın karesini alacağım. 36 eksi 7'den ne gelecek? 29. Bakın burası 29'muş. Şurayı da 3 A kare daire B. A artı B'nin karesi eksi 1'miş. Peki ben burayı kaç? Burayı 48 olsun istiyorum. Orasının 48 olması için A'ya 4 vermem lazım. 48. B'nin de 4 demiş. Buraya da 4'ün karesi yazacağım. O da ne yapacak? 4 artı 16, 20, 19 yapacakmış burası da. 29'dan 19'u çıkartırsam 10 olur. Gayet basit. Devam edelim. Bakın 7 yıldız 9 lazım bana. Yani A gördüğüm yere 7, B gördüğüm yere 9 yazacağım. Bakın 7 yıldız 9. 7 çarpı 7 üçgen 9 eksi 1'e. Şimdi üçgeni bulalım ilk önce. 7 üçgen 9. 7 artı 9 çarpı 2'ymiş. 16, 32'ymiş burası. 32 ile 7'yi çarpacağım. 1 çıkartacağım. 7 kere 2, 14. 21, 22. 1 çıkartırsam 223 yapar. Basitlik. Devam edelim. A küp B kare 3A eksi B. A kare B küp işte yani yine aynı şeyleri yapacağız. Buranın 27 olması için A'ya kaç vermem gerekiyor? Bakın A küp B kare 3A eksi B. Şimdi burası 27 yapacakmış. Burası 9 yapacakmış. Dediğim gibi pozitif olanları düşünelim. Hani bence sorularda verilmesi gerekiyor ama ya da şıklarda olmuyorsa zaten denersiniz. Akla ilk gelecek olan şey 3'tür. Ben buraya 3 veriyorum. B kareye 9 ise B 3 ya da eksi 3 olabilir ama ben yine 3'ü vereceğim. Burası 9, 6. Çıkmazsa eksi 3'ü verirsiniz. A kare A kare B küp neye eşitmiş? A artı 2 B eşitmiş. Peki ben buraya 36, buraya da 64. Bakın neyin karesi 36 yapar? 6 ya da eksi 6'nın. Bu 4 olacak zaten. Peki buradan ne geliyor? 6 artı 8'den 14 geliyor. Peki burası 14'müş. Şurayı da 6 bulmuştuk. Toplarsak kaç yapar? 20 yapar. Evet, IQ'de çok sevilmeyen bir konuya geldik şimdi. 1, 2, 3, 6, 12, 24. Sanki iki katını alıyormuş gibi geliyor değil mi? Bakalım yarısı yarısı. Ama bakın burada yarısı yok. Ne yapalım bunu? Bakın bununla bunun toplamı kaçı veriyor? 3'ü. Şu 3'ünün toplamı kaçı veriyor? 6'yı. Yani şöyle düşünün. 1 artı 2, 3'ü. 1 artı 2 artı 3, 6'yı. 1 artı 2 artı 3 artı 6 kaçı veriyor? 12. Ve en son 1 artı 2 artı 3 artı 6 artı 12 neyi veriyor? 24'ü. En son da hepsini toplarsanız kaç yapar yine? Yani şuradaki her sayı toplarsam 48 yapar. Peki, devam edelim. 4, 7, 11, 16. Bakın kaç artmış? Kaç artıyor burada? 3. Burada 3 artmış, 4 artmış, 5 artmış. 6 artarsa burası kaç yapar? 22. Bunu niye vermiş? Peki 1 eksiltmiş, 2 eksiltmiş, 3 eksiltmiş, 4 eksiltmiş. Ben 22 diyor, geçiyorum. Evet, yine bilindik bir soru. Bakın 2 katını almış, 4'e bölmüş. 2 katını almış, 4'e bölmüş. 2 katını almış, 4'e bölmüş. Yani önce 2 ile çarpıyor, sonrasında 4 ile bölüyor. Anlaştık mı? Peki burada ne yapmış? 2 eksiltmiş, 4 fazlasını almış. 2 eksiltmiş, 4 fazlasını. Az önce çarpma bölme yapmıştı ya. Önce 2 çıkartmış, sonra 4 fazlasını almış. Bakın 2 eksiltmiş, 4 fazlasını almış. 2 eksiltmiş, 4 fazlasını almış. 2 eksiltmiş, 4 fazlasını almış. Burada ne yapmış? 4 katının yarısı. Bakın 4 katının sonra yarısına bölmüş. Yani 2'ye bölmüş. Şöyle 2'ye bölmüş. Önce 4 katını almış, yarısını almış. 4 katını almış, yarısını almış. 4 katını almış, yarısını almış. O zaman ben ne yapmalıyım? Bakın çarpma bölme, çarpma bölme. Burada 2 eksiltmişti. Demek ki ben 4 eksiltip değil mi?
4 eksiltip kaç arttıracağım? 2 arttıracağım. Bakın 4 eksiltip 2 arttıracağım. Bu 4 eksilmemiş, 4 eksilmemiş, 4 eksiltmiş, 2 arttırmış. 4 eksiltmiş, 2 arttırmış, 4 eksiltmiş, 2 arttırmış. Yani cevabım ne oluyor? C. Gayet basit. Hani. Evet, sayı şekil ilişkilerinden devam. Şimdi topladık, 2 katını aldık. Topladık, 2 katını aldık. Yok. Yani çarptık 32, işte 8 eksilttik, öyle bir ihtimal de yok. Şöyle bir şey yaptım ben. 8'in karesinden 4'ün karesini çıkarttım. Ne yapar? 8'in karesi eksi 4'ün karesi. 64 eksi 16, yani 48. Sonra yarısını aldım, 24. 13'ün karesi eksi 7'nin karesi eşittir. 169 eksi 49, 120, yarısı 60. Bakın 60. 14'ün karesi 196 eksi 64'ten 132, yarısı kaç yapar? 66. Bence hemen görülebilecek bir soru muydu? Bilmiyorum. Evet, devam edelim. Şimdi çarptım, karesi geldi. Çarptım, karesi geldi. Çarptık, işte ne yapar? 64 neyin karesidir? 8. Yani 9 kere 9 çarpı 4 6'nın karesi, 8 çarpı 2 4'ün karesi. 16 çarpı 4 de 8'in karesi yapacakmış. Kolay bu. Peki gördüğünüz gibi bir soru tarzı. Bakın A'ya ne yapmış? 2 tane kare eklemişti. 4 fazlası 4 fazlası. B üçgen 3 ile çarpmış. Altıgen 6 ile çarpmış. Daire içinde ne yapmış? D kare. Bakın komple daire içinde olduğu için bir daha karesini almış. Bakın örnekte vermiş. Üçgenin içinde, bakın üçgenin içinde olunca ne yapıyordu? 3 ile çarpıyordu. Biz de burada üçgenin içinde olunca ne yapacağız mesela? 3 ile çarpacağım. Yani 4 çarpı 3. Bir üçgen daha var ama. O da 12 yapar. Bir daha çarparsam burası 36. Burası kaçmış? 36. Şimdi bu arada da ne yapmış? Daire içindeyken kareye şöyle bir şekil içindeyken neye eşit olur? Onu da bulmak lazım tabii. Burada mesela dörtgenin içindeyken de 4'e bölmüş. Şimdi kare içindeyken ne yapıyordu? Büyük kare içindeyken 4'e bölüyordu. Değil mi? Mesela bunu ne yapacakmışız? Büyük kare içindeyken bu içindeki sayılarla ilgili işlemleri yapıp sonra 4'e böleceğiz. Yani buradan ne gelecek? 3 bölü 4 gibi bir şey gelecek. Ama şuna bakalım daireye. Daire içindeyse şu 2'yi ne yapmıştı? Daire içindeyken 2'yi ne yaptı? Kare içindeyken 4 fazlasını 4 fazlasını almıştı değil mi? Şunu bakın 2 tane kare ise 3 artı 4 artı 4. 3 artı 4 artı 4. Yani kaç yapar burası da? 7, 11. Daire içindeyken ne yapmıştı? Karesini almıştı. Daire içindeyken karesini aldım. 49. Altıgen içindeyken ne yapıyordu? Altıgen içindeyken çarpıyordu. 6 çarpı 9'dan da yani 6 çarpı 9'dan da ne olacakmış? 54. Peki bu şekil ne acaba? Şimdi bunların arası, bununla nasıl bir ilişki kuracağız? Daire olunca karesini aldı. En çok dışarıda kare varsa 4'e böldü. 5'e mi böleceğiz toplayıp? Dur bakalım bir. Toplayalım bir. 54, 36, 11 ve 49'u toplayalım. 80, 90, 100, 140, 150. 150 bölü 5'ten 30. Yani şöyle ben kuralları bulduk da mesela şu karenin içindeyken 4'e bölmüş. Ben dedim ki beşgenin içindeyken de yani 1, 2, 3, 4, beşgenin içinde 5'e böler dedim. Evet. Devam edelim. Şunlar çarpmış yarısını almış gibi. Bakalım öyle bir şey var mı? Evet çarpmış yarısını almış. Çarpmış yarısını almış. 9 ile neyi çarpıp yarısını alırsam bakın. 9 çarpı A bölü 2, 27, 54, A kaçmış? 6. A'yı bulduk. Şimdi şu 25-27 arasında ya da 25-16 arasında nasıl bir ilişki var ona bakalım. Şimdi burada da bir şeyler bulmuş. Burada ne yapmış olabilir? Bunların toplamı kaç? 19. 11 yok. 19'dan 11. 8. 19. 11 yok. 8 yarısını mı aldı acaba? Yok. Öyle bir şey yok. Ha, 5 artı 3'ün karesini alsa yani bu
5'in karesi, 4'ün karesi, 5 artı 4'ün karesi gibi mi? Şu bu 9 da. Bir yerden 9 elde etmem lazım ya da şununla şunu toplamış 9'un karesi de olabilir. Yani şununla şunu. Sonra nasıl yapabilirim? Farkları, farkları 12 karesi. Tamam. Bakın, bundan bunu çıkartırsam ne olur? 12 karesi. Yani şu şurasını şöyle yapmış. 27 eksi 15'in karesini almış. Karesini almış. Yani 12'nin karesi 144. Bakın, bundan bunu çıkart. 2'nin karesi almış. Bundan bunu çıkart. 9'un karesini almış. O zaman B'de kaçmış? 1. Evet. Biraz zor oldu galiba ama. Evet, devam edelim. Dediğim gibi en çok can sıkıcı. Çünkü burada istediği gibi zorlayabilir adam ya. Hani kendi mantığına göre istediği gibi zorlayabilir. Şuradan değil de şuradan bir bakalım ne yapabiliriz. 39. Yani 39'u nasıl bulalım? Şu 12 yapar. Hani toplasak öyle gidelim ilk önce. Ya da ne yaptı buradan? 12'yi nasıl bulabiliriz? 8, 11. Bir fazlası gibi düşünsek. 14, 15, 13 olmaz. Ha, aman kolaymış be. 86'dan 1'i çıkarttı. 43'ten yani şuradan 86 eksi 1. Yani şunları şöyle yazmış. 43 eksi 4. 83 eksi 12'den kaç yapar? 71. Evet. Tabii görünce kolay da. Göremeyince zor tabii. Evet, tablolar. Tablolar kolaydı hatırlarsanız. Yani öyle çok zor bir şey değil tablolar. Bununla bunu toplayacağım. Yani y artı x 21. Z artı z 28. Z buradan kaç çıkıyor? 14. X artı y'yi de 21 bulmuştuk. Toplarsak 35. A küçük, 0 küçük, B küçük, C. A negatifmiş. Toplamlarının kuvvetini istemiş. Şimdi A artı B 0'mış. Onu bilelim bir. A artı B 0. Yani şurası 0'mış. Burası da 0. Bir sayının 0'ıncı kuvveti kaç yapar? 1. Yani C 0 olamayacağını. Yani 0 üzeri 0 belirsiz. C pozitif bir sayı. Ne oldu önemli değil bizim için. Bir sayının 0'ıncı kuvveti kaç yapar? 1 yapar. Devam edelim. A artı B 34. A artı B 34. B artı C 37. Tabi bu artıyı şuradan biliyoruz tabii ki. B artı C 37. A artı C de 31. Hepsini toplarsak bakın alt alta. 2A, 2B, 2C. 2 parantezinde A artı B artı C. 90, 101, 102. Yani A artı B artı C kaçmış? 51. Peki bizden ne istemiş? B'yi istemiş. A artı C kaç yapacak? Bakın şu ikisinin toplamı 31. Ne olur o da 20 yapar. Burada ne yapmış? Üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen. Üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen. Bunda bunu çarparsam 9. Şimdi 3 çarpı 3 dedim yani. 9. 3 çarpı 4 kaç yapar? 3 çarpı 4, 12. Ama bakın rakamları 2 basamaklı çıkınca toplamış. Yani 1 artı 2 yapmış 3. O yüzden L'yi bulabiliriz. 3 çarpı 6, 18. Toplarsam bakın L kaç çıktı? 9. Şimdi L 9 ya. Şimdi simetriğine bakın. 6 çarpı 3 de 18. Yani M de 9. Aynı mantıkta. Şimdi şeye bakalım. K'ya bakalım. 4 çarpı 4, 16. Toplarsam kaç yapar? 7. Yani 18, 25. O da kaç yapacakmış? 5. Şimdi burada ne yapmış? Çarpmış. Yani 1 bölü A çarpı AB A kare demiş. Bakın bu B'nin A kare olduğunu söylüyor. Bununla bunu çarpacağım. Yani 1 bölü B çarpı C B kareye eşit. AC, BC. Bakın C B kareye eşitmiş. Bir de 1 bölü C ile AC'yi çarparsam 2 eşitmiş. Bakın C C'ler gitti. A kaç çıktı? 2. Velhasıl. A2 ise B kaç çıkar? 4. B4. B4 ise bu C kaç yapar? 16. Yani çarpmış, eşitlemiş. Bir şey yaptı yok. Evet, gelelim
bence IQ'nun bence zor konularından bir tanesine. Şimdi birinci satıra bir bakalım. Benim aklıma ilk gelen iki tane boyamış. Bir, iki, şunu şöyle çekecek olursak bakın. Bir, iki, üç, dört tane boyamış. O zaman üç tane boyadığına göre K'nın üç olması lazım. K neymiş? Üç. Beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Boyamadıkları kısım beş. Tamam o zaman. Bir, iki, üç, dört. Sonra dört gelecek. Yani L'si dört. Üç, dörtte biten var mı? Var. Ama bakalım. Şurada ne yapmış olabilir? Kaç bölgeye bölmüş? Bir, iki, üç. Yani şunların toplamı sekiz. L'yi 4 bulduk bakın. M'de kaç çıkacakmış? 8 çıkacakmış. Evet. M'de 8'miş. Devam edelim. Burada ne yapmış olabilir? Yine birinci satıra bakalım. Sanki bunun böyle simetriğini almış gibi. Yani bunu döndürmüş daha doğrusu. Nereye doğru döndürmüş? Sağa doğru ilkinde 90. Yani şöyle 90 derece döndürmüş. Yani bunu da döndürürsek sağa doğru 90 ne olur? Ona bakalım. Şu şekil mi gelir? Evet. Ben hatta hatırlarsanız ne yapın diyordum böyle sorularda. Kağıdı döndürün diyordum. Yani şu bakın döndürdüm ben bunu. Şu şekil gibi görmeliyim. Yani ben tekrar eski haline getirdiğimde mesela sol tarafta üçgen, dolu üçgen, kare, üstte de şu olmalı bakın. Sol tarafta dolu üçgen. Yani şunun gibi bir şey olmalı. Bakın bu olmaz. Bu olabilir. Bu olmaz. Bu olabilir. Yani şeye benzeyecek. A, C ve E gibi. Şimdi burada ne yapmış olabilir bununla? Sonra mesela şu şekli ne yapmıştır? Mesela şu şekli ne yapmış? Ona bakalım. Ya da şuradan şuraya geçişte ne yapmış şimdi? L'yi bulmak için buradan buraya ne yapmış olabilir? 180 derece döndürmüş bence. Yani bu böyle dönerse bu gelir. 180 derece döndürmüş. Ben bunu 180 döndüreceğim. Bakın yine bakın. Ama bakın kimi 180 döndüreceğim? Yani şu şekli 180 döndüreceğim. Yani ya da şöyle bakacak olursak da bunu ne yapmış olabilir şuraya geçiş yaparken? 91 döndürmüştü değil mi? 90 bir de 180 döndürse 270. 270 döndürmüş diyebilir miyiz? Yani ya da şu tarafa doğru 90. Bakın ben bunu şurada 90 döndürmüş. Burada 180 döndürmüş. Toplarsam kaç yapar? 270 döndürmüş diyebilirim. Yani o zaman daha doğrusu buradan buraya 90, buradan buraya 180. Yani 270 döndürmüş. Ben bu şekli 270 döndürürsem ya da şimdi şöyle düşünün gençler. Ben bunu böyle 90 döndürdüm bakın. 90 derece döndürdüm. Şöyle ne yaptım? Kitap bakın tam tersine geldi. 180 derece oldu. Ne olacak? Şöyle çevirirsem de 270 derece döner. Ya da bunu yapmak yerine şöyle de yapabilirim. 270 döndürmek yerine yani sağa doğru hatırlayın. Sağa doğru 90 döndürürsem de bakın şu an 270 derece döndü. Şimdi umarım bu kısmı açıklayabilmişim. Zaten biz yine şekil bağıntılarında bahsetmiştik. Yani velhasıl şuradan şuraya dönmek için 270 döndürmem lazım. Ben şimdi bu kitabı yani siz de kitapçığı döndüreceksiniz. Bu tarafa doğru yani sağa doğru 90 derece döndürdüğümde şekil bu şekli nasıl görüyorsam LO olmalı. Yani bakın 90 derece döndürdüm. Bakın 90 derece döndürdüm. Ben bunu nasıl görüyorum? İşte üstte dolu kare, altta boş kare, üçgen. Yani öyle görüyorum. Yani şöyle baktığımda dolu karenin üstü dolu, altı boş, bir de üçgen olacak. Bakın şimdi bu şekle bakın. Üstü dolu dedik ama bunun gibi değildi fark ettiyseniz. Şunun gibiydi bakın. Dolu kare, üçgen. Bu ikisi aynı mı? Evet. Yani kaldık neye? Geç B'yi de atmıştık zaten biz. O zaman ne kalmış olacak? Elimizde bir tek E şıkkı kalmış oluyor. Ama yine de devam edelim. Hani siz eminseniz şeyinizden, cevabınızdan yapmanıza gerek yok tabii de. Burada ne yapmış olabilir? Şimdi şuraya bakın. Bu şekilden bu şekilde nasıl oluşturabilirim? Bir kez daha döndürmüştür herhalde. Ya da şuradan sonra devam edelim. Mesela burayı ne yapmış? Tekrar bu tarafa doğru mu döndürmüş? Bakın bunu tekrar bu tarafa döndürürseniz bunu bulursunuz. Ben o zaman bunu bir kez daha bu tarafa döndüreceğim. 90 derece yani E şıkkı geliyor. Evet güzel sorular ama dediğim gibi yani biraz böyle çevirmek lazım. Şekilleri. Devam edelim. Burada ne yapmış şimdi? Şimdi burada mevzu şu. Hani böyle mi gideceğiz? Böyle mi gideceğiz? Bu buraya gelmiş. Bu da buraya gelmiş. Yani ne yapmış bence bunu? Bunu bu tarafa doğru 90 döndürmüş. Bir kez daha 90 döndürürsem bakın bu olur. Yani 90 döndürmüş galiba.
İkinci şekilde ne yapmış? Bunu da bu tarafa doğru 90 döndürmüş. Bir daha 90 döndürmüş. Yani burada bu tarafa doğru 90 döndürürken burada bu tarafa doğru 90 döndürmüş. Burada ne yapmış? Şu şekil şuraya gelmiş. 90. Evet, bu tarafa doğru 90 döndürmüş. Ben o zaman şekli şöyle tanımlayacağım. Bakın, bunu buraya göre 90 döndürmüş. Buraya göre 90 döndürmüş. Şimdi bunu böyle 90 döndürürsem şu şekil gibi göreceğim 90 döndürünce. Bakın. Yani biraz açıklay, uzun oluyor ama videolar. Bakın, ben bunu 90 döndürürsem bu tarafa doğru. Yani şu gördüğüm şekil, bakın şu gördüğüm şekil eski haline getirince bu olacak bakın. Şöyle düşünün. Alttaki karelerin sol altları dolu. Bakın. Alttaki kareye baktınız mı? Bakın sol altlar dolu. Aynısı oluştu. O zaman ben ne yapacağım yani? Şimdi 90 döndürdüğümde şunu nasıl görüyorsam buradaki şekilde öyle görmeliyim. Bakın döndürdüm 90. Ne oldu? Sol taraftakilerin üstleri dolu. Sağ taraftakinin de altı dolu gibi düşünebiliriz. Ya da şunu şöyle birleştirdiğimde ya da şöyle yapalım. Sol taraftakilerin üstü dolu. Bakın çevirelim. Sol taraftakilerin üstü dolu. Bu olmaz. Bakın sol taraftakilerin üstü dolu ama ona benzer bir şekil değildi galiba. Bakın bu değil. Sol taraftakilerin üstü dolu. Bu değil. Yani ya olacak ya bu olacak. Bunu dolu da buna benzemiyor. Bakın tekrar çevirelim isterseniz. Sol taraftakilerin üstü dolu. Sağdakinin de üsttekinin altı. Yani sağ altı. Bunun da sol altı. Sağ alt, sol alt. Hemen diyoruz ki sağ alt, sol alt deyip geçiyorum. Bakın çok benziyor birbirlerine. Hemen böyle çevirebilirsiniz kitapçığınızı. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yani sıkıntı olmaz yani sanmıyorum derken. Toplamış bunları da. Yani bunu bunun üstüne eklemiş. Yani bunu gayet bir şekilde görebiliyoruz. Bakın burada burası boş ama ne yapmış? Burası dolu. Burası ile bunu toplamış. Burası dolu. Bakın bununla bunu toplamış. Velhasıl şekilleri üst üste eklemiş. Peki biz ne yapacağız böyle bir soruda? Hani tek tek çizecek halimiz yok. Bakın ben bunu buna eklersem ne olur? Şunu çizeyim. Şurayı çiziyorum. Buraya ekleyeceğim. Bakın şunu çiziyorum. Bu boş zaten böyle olacak. Yani ilk görüntümün şurası boş. Şöyle şuraya ekledim. Bakın bu olabilir. Bu bakın gördünüz mü? Bakın bunu sağa doluyken boş ekledim. Bu olmaz. A şıkkı olmaz. Peki solu boş. Evet. Burası boş. Evet. Bu olabilir. Bir tanesinden yola çıkarak bir devam edelim mi? Evet. Yani şurası aynı olacak. Evet. Evet. Bakın bu da olmadı. İki şıkkı eledik. Peki şimdi buraya bakalım. Buna bunu eklersem ne olur? Aynısından çiziyorum, içlerini dolduruyorum. Yani bunun üst kısmı boş olacakmış. Kalan şıklardan üstü boş olan hangisi? Bu yok. Bu olmaz. Bir dakika yanlış mı yaptık? Buna bunu eklersem şu üst kısmı boş olacak bunun. İkinci, ha birincinin. Ay ben ikinciye bakıyorum. Gördüğünüz gibi. Şurası evet. Şu da bunu da eledim hemen ama. Evet bir daha baştan alalım. Şimdi bu tamamdı. Burası tamam ama bunun sol sağ tarafı dolu olacak. Bunun sol tarafı dolu. Bunu eledim. Sağ tarafı dolu olacak. Evet. Sağ tarafı dolu. Bu da evet. Bu olmadı. Bunu da eledik. Tamam. Şimdi burada ise şöyle yukarısı dolu olacak. Yukarısı dolu. Yukarısı dolu. Yukarısı dolu. Tamam. Bunun şimdi şuna bakalım. Bunu da komple şuraya şey yaparsam şu küçücük yer boş. Şurası boş kalacak. Bakın. Yani gittikçe tarayınca da şey oluyor ama. Bakın. Bunu buna eklersem şurada bir boşluk oluşacak. Evet. 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 Bunu buna eklersem de şurada bir boşluk oluşacak. Şurası boş olacak. Evet. Evet. En azından şunu eledik burada da. Kaldık iki şıkka. Bu boş boş boş. Tamam. Bunu buna eklersek. Burası dolu. Evet. Tamam. Bunun da üstü dolu olacak. Bunun altı dolu gitti. Yani uğraştırdı demek biraz. Şimdi burada ne yapıyor ona bakalım. Buradan bunu oluşturmuş. Böyle bir şey nasıl oluşturabiliriz? Bir bakalım. Şu şekilde şunun arasında nasıl bir ilişki kurabilirim? Yani katlamış tabii de. En azından şu biraz yol gösterir gibi geliyor bana. Önce böyle katlasa, sonra çevirse mi acaba? Şöyle katlayıp sola doğru çevirse.
Bunu böyle katlasak. Bunu böyle katlasak nasıl bir şekil oluşur? Şöyle bir şekil oluşur katladığımda. Bunu sola doğru çevirsem, bu tarafa doğru çevirince de nasıl bir şey oluşur? Şu zaten var. Şöyle bir şekil var katladığımda. Yani buna benzer bir şekil olmak zorunda da. Katladım. Yani şu ortadaki çizgi var mı? Ha doğru, o da var değil mi? Şöyle bir şekil oluşacak. Yani bunun ikisi arasındaki fark ne? Ha bunun burada arasında da çizgi var. Evet. Bu olmaz. Bu. Ha. Yani ne yapmış? Katlamış. Bu tarafa doğru çevirmiş. Yani benim anladığım bu. Evet. Güzel bir soru. Şimdi buradaki sıralamayı bulacağız. Hani hangisi? Yani bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ya. Birincisi neyi temsil ediyor? İkincisi neyi temsil ediyor? Ona bakalım. Mesela burada 3 olan bir tane var. 3 olan hangisi? L. Yani ikinci sırada ne olacakmış? L olacakmış. Bakalım. İkinci sırada L kaç? 1. Güzel. Bu ne olacak? 4. Bakın tek farklı olan 4 var. 4 kim? K. Demek ki 4 olan K nerede? Burada. Bakın 4 burada. Üçüncüdeki kimi simgeliyormuş? K'yı. 3 kim burada? M. Şey... Yani 3 burada hangisi? M. Nerede? Sonda. Bu da M'de. O zaman ne kaldı geriye? Bu da N olacakmış. Bir bakalım bakın. N burada kaç? 2. L burada kaç? 3. Güzel. Sonra 2, 2. Güzel. Şimdi buraya bakalım. N kaç burada? 1. Bakın N 1. L 1. K 4. M de kaçmış? 3'müş. Şimdi buraya bakalım şimdi. İlkinde N. Kaç tane N var? 3 tane N var. Kaç tane L var? 2 tane var. Kaç tane K var? 2 tane var. Kaç tane M var? 1 tane var. Yani 3, 2, 2, 1'miş. Evet. Güzel soru. Bu da ise yine bizim işlemde gördüğümüz bir soru tarzı. X'siz K'yı soruyor. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Şimdi sonuç Y çıkmış. Şimdi burayı komple ne yapalım? P diyelim. Bakın. P kare, şimdi buranın tamamını P kare, V ne çıkmış? Y. Şunu düşünüyoruz, V ile kim işleme girerse Y çıkar. Bakın V ile kim işleme girerse Y çıkmış? V. Demek ki şu P dediğim şey neymiş? V. Bakın burayı komple yine yazıyorum. K, X, T neye eşit olacakmış? V'ye. Bu sefer de şöyle düşünüyoruz. Şuraya görmemesinden gelin. Buraya başka bir şey diyelim. Atıyorum A diyelim. A, T neye eşit olacakmış? V'ye. Diyorum ki ben de T ile kimi işleme tabi tutarsam V gelir. Bakın T ile kimi işleme tabi tutarsam V geliyormuş? Y. Yani burası ne olacakmış? Y. Peki burada ne A dediğim şey neye eşit oldu bakın? A dediğim şey neye eşit oldu? Bakın Y. Bakın Y ile T'ye bakacak olursanız. Y ile T'ye bakacak olursanız ne geliyor? Y ile T pardon. Y ile T'ye bakacak olursanız ne geliyor? V. Demek ki burada şu A dediğim şey K'ya X neye eşit olacakmış? Y'ye. Peki sorumuz şu. X ile neyi işleme tabi tutarsam Y gelir. Bakın X ile neyi işleme tabi tutarsak Y geliyor. T. O da neymiş? A. Yani tersten biliyorsunuz burada. Evet, böyle tarz soruda ya bir satır komple alıyor ya da şöyle diyelim. Bakın üçgen, 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 üçgen. Şimdi kaç tane üçgen var? 1, 2, 3 tane üçgen var. 2 tane kare var, 2 tane beşgen var. Demek ki en çok olanı alacakmış. Mesela bu, bakalım bu iddiamızı doğruluyor mu? 3 tane var. Evet, bakın bundan 2 tane, bundan 2 tane. Bakalım 1, 2, 3 tane. Evet, burada en çok tekrar eden hangisi? Kare galiba. Evet, cevabımız Bursa. En çok tekrar edeni almış. Peki burada ne yapmış? Döndürmüş. Bakın 90 derece döndürmüş. Bakın bu buraya gelmiş, bu buraya gelmiş. 90 döndürmüş. Bir daha döndürmüş. Bakın bu buraya gelmiş, bu buraya gelmiş. 90. Yani her defasında 90 derece sağa doğru döndürmüş. Bakın ben bunu 90 derece döndürürsem bu buraya gelir. Dolu olan kare buraya gelir. Bir daha 90 döndürmüş. Bu buraya, bu buraya gelmiş. Yani velhasılı şunu 90 derece döndürürsek buraya boşluk gelir. Buraya da yani boşluk derken boş kare gelir. Buraya dolu kare, boş kare, dolu kare yani olacakmış be. Evet, gelelim grafiklere. Şöyle bir bakalım.
Hatırlayın çok kolaydı. Ben bunlarla ilgili herhalde diğer soru bankasındaki hemen hemen birçok soruyu çözmüştüm. Ne oluyor burada? X1, X1'e, X2, X3'e, X3, X2'ye, Y2'ye gidiyor. Şimdi Y'lerle X'lerin yerini değiştirmiş. Yani Y1 kime gidecek? X1'e bakın. Y2 kime gidecek? Y2 kime gidiyor? Bakın X3'e gidiyor. Ve en son da Y3'te X2'ye gidiyor. Peki biz ne yapacağız burada? Bakın X1 Y3'e gitmiş ya. Y3'ün de X1'e gitmesini istiyor. Yani ters fonksiyon gibi. Yani Y3 X1'e gidecek. Y3 X1'e gidiyor. Burada böyle bir şey olabilir. Şöyle ben bakalım. Bir şurayı artık açıkladık. Şuraya gidelim şıklara. Y3. Bakın ne dedik biz? Y3 X1'e gidecek. Y3 X1'e gidiyor. Y3 X1'e gidiyor. Aşağıdaki şu Y3'e bakalım hemen. O gitmiyor çünkü. Y3 X3'e gidiyor. Olmaz. Şu gitti. Y3 X3'e gidecekmiş. Bu zaten X ile verilmiş. Olmaz. Şimdi şunlara bakalım. X1 kime gitmiş? X2 kime gitmiş? Y1'e. Demek ki Y1 X2'ye gidecek. Y1 X3'e gitmiş. Olmaz. Y1 X2 olur. Bu da olmaz. Bakın gayet basit bir soru. Evet. Daire dilimli sorularda da ne yapacaktık? Bakalım. K18'miş. Şuraya yazalım. K18. L12. M42. N'de kaç olacak? 36. Toplarsam 360 derece eşleyeceğim. Orantılayacağım sonra. Toplayalım. 30, 70, 100, 108. Diyeceğiz ki 108 360 derece ise atıyorum K'yı bulalım. İşte 18 nedir? 18 kaç dereceye eşit olacak? Ona bakalım. Bunu buna bölersem kaç gelir? 6 60 dereceye eşit olacakmış. Yani K 60 derece olacak. K 60 derece, K 60 derece, K 60 derece, K 60 derece. Evet, bir tane şık eriyebildik. K kaç derece olacakmış? 60 derece. Aslında sonrasında şöyle yapabilirsiniz. 18 60 dereceye eşitse 12 neye eşittir? Bakın 18 60 dereceye eşittirse 12 neye eşittir diyebilirsiniz. Yani L'yi öde de bulabilirim. 6'ya böldüm 3, 6'ya böldüm 2. 20 katı, 20 katı. Bu kaç derece olacakmış? 40. Bakın L 40 derece olacakmış. L 30 derece olmaz. 40, 40, 40. Tamam. Devam edelim. Ya da şöyle bakalım hemen. 18'de 60 geliyorsa 36'da ne gelir? 120 derece. Hemen şunu da bulabilirim. Bakın N 120 derece. Evet. Bakın bu da gitti. Bu da gitti. Ne kaldı geriye be? Doğru orantı yani. Evet bunu birçok farklı yoldan çözmüştüm hatırlarsanız. Analitik geometriden çözmüştüm bizim grafikler konusunda. X20 olduğunda da direkt benzerlikle çözelim isterseniz. Bakın X20 olduğunda Y burası kaçtır demiş. Burası 12. Biz bundan benzerlikten yaptık. Bakın 4'ün tamamın oranı, 4'ün 20'ye oranı, 12'nin Y'ye oranı, 12'nin Y'ye oranı 3 katı. 3 katı kaç yapar? 60 ama... Tabi bu arada ben bazen soru soruyorsunuz. Hani hocam şu videoyu çekecek misiniz diye. Ben o videoyu çekmişim. Bizim oynatma listesinde ben bazen çok düzenli değil belki ama hani başlık başlık var arkadaşlar. Oradan oynatma listesinden bütün videoları bulabilirsiniz. Peki C 2A'ya eşitmiş. Burası 120. C 2A'ya eşitse... buranın tamamı da ne olur? 380 olacak. C eşittir 2A. C 2A'ya eşit. B'de ne olacak? 3A'ya eşit. B'de 3A'ya eşit. Yani en büyük olan BC. Yani A, BC. Yani büyükten küçüğe sıralamış. B büyüktür. Daha doğrusu C büyüktür. A olacakmış. BC, A. Ya da A, C, B. Hangisi varsa. Kolay bir soruydu. Evet... Mat 1'de bırakıyoruz. Şimdi ne yaptık? Tüm IQ'lardan birer tane soru çözdük. Size sürprizim buydu. Yani bu böyle devam etsin ben de isterim. Şu anda dediğim gibi Türkiye'de okullar tatil. Böyle bol bol zamanım var. Yani Mat 2'den bundan sonraki videoları nereden başlayalım? İkinci dereceden denklemlerle. İkinci dereceden denklem. Parabol.
Bir trigonometri yapalım araya. Trigonometriyi. Bu şekilde gidelim. Dediğim gibi artık birazcık daha bol zamanım var. Günde neredeyse iki videoya kadar gidebilirim diye düşünüyorum yine. Ama hastalığım da biraz böyle şey oldu. Geçer gibi oldu. Yine böyle IQ videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Yoksa mat 1 mesela çok uzun zamandır mat 1 çözmüyoruz. Ben buradan yarın şey yapmayı düşünüyorum. Mat 1'den devam edelim. Yani mesela mat 1 tekrarımı buradan yapmayı düşünüyorum. Yani geri kalan kısmı. Hani hep videolarda söylüyordum ileride soru çözümleri gelecek diye. Onu da böylelikle telafi etmiş oluruz. Teşekkür ederim.